bize kaç tane öğrenci buldun ben lan? Hiç öğrenci bulamadım desem bana inanır mısınız amirim ya? İnanırım. Buldum dese şaşardım zaten, salak herif. Salak amirim. Ama siz hiç merak etmeyin amirim. Servis bir çalışmaya başlasın, o zaman bütün öğrenciler bu servise binecek. Hatta başka okulların öğrencileri bile bu servise binecek. Bakın göreceksiniz amirim ya. Göreceğiz. Buyurunuz, buyurunuz. Senin evin nerede bakayım? Tuzla'da hocam. Tuzla'da mı? Çabuk in aşağı! Evet. Çabuk in aşağı! Ama hocam hani servisten yararlanmak herkesin hakkıydı. Trenle gidersin evine. Şehirler arası otobüsü bu. Şuna bak ya. Kurulmuş buraya bakam arabası gibi koskoca minibüste Allah'ın Tuzla'sına gidecekmiş. Sen de git durdur şunu. Boşuna mazot yakmayalım. Mazot amirim! Ya kapatsana şunu! Şimdi şöyle oluyor, kapanmıyor ki amirim! Allah'ım yarabbim, ne biçim minibüs bu ya? Çalıştırmaya çalışıyorsun, çalışmıyor! Kapatmaya kalkıyorsun, kapanmıyor! Nerede manyak var, beni buluyor be! İşte o bekle amirim! Bana ne efendim Afet Hanım'ın arabasında? Niye bulacakmışım onu? Allah Allah! O benim ayağıma taş bağlayıp denize atarken iyi miydi? Onun yüzünden gül gibi servisime kimse binmiyor. Ha! Allah'tan cezasını buldu işte. Ama çok üzülüyor Amir Bey. İnsanın yüreği burkuluyor. Benim yüreğim müreğim burkulmuyor Sevda Hanım. Yapmayın Amir Bey. Sizin çevreniz geniştir. Hem böyle bir iyilik yaparsanız kim bilir ne kadar huzur duyacaksınız. Şansallı Erman bana yeteri kadar huzur veriyor Sevda Hanımcığım. O bugüne kadar bana yardımcı olsaydı ben de ona yardımcı olurdum şimdi. Ben burada yeni kuracağımız mutlu yuvanın garantili mutlu olması için para kazanmaya çalışıyorum Sevda Hanımcığım. Siz de haklısınız tabii. Para dediniz de aklıma geldi. Evimizdeki televizyon bozuldu. Yani şu sıralar elim biraz sıkışık olduğu için bir türlü tamir ettiremiyorum. Ah Sevda Hanımcığım. Sıkışıklık salgın halinde herhalde. İnanın ben de çok sıkışım. Canınız sağ olsun Amir Bey. Yani anneciğimi şu sıralar üzmemek lazım ama. Aa, bu imza size mi ait? Ne kadar şık, ne kadar asil. Ne kadar karakteristik. Övmek gibi olmasın, imzam çok güzeldir Sevda Hanımcığım. Sanki padişah tuğrası gibi. Yani insanın büyüttürüp artı çerçevelettirip evinin duvarına astırası geliyor. Ben size hemen bir imzamı takdim edeyim Sevda Hanımcığım. Hem de hayatımın en anlamlı imzası. Yeter ki muhterem valideniz beni damatlığa kabul etsin. Siz de biliyorsunuz annem fazla inceleyip sık dokur. Yani eminim sizin de imzanızı inceleyecektir. Nasıl yani? İmzanızı beğenmezse evliliğimize kesinlikle izin vermez. Hadi ya. Allah'tan benim imzam çok güzeldir Sevda Hanımcığım. O zaman sizin bir örnek imzanızı alıp anneciğime göstereyim. Tabii gayet tabii gayet tabii. Hemen size bir imza atayım götürün muhterem validenize gösterin. Şurada kefil ailesine birisi imzalaması gerekiyordu. Şimdi siz de o güzel imzanızı burayı imzalayıverin. Artı anneciğim de bu güzel imzanızı görmüş olur. Anlamadım nasıl yani? Yoksa nikahımıza bu kadar az kala bu imzayı benden esirgeyecek misiniz? Atmaz olur muyuz efendim? İmzayı atacağız tabii.